Merhaba arkadaşlar, ben Orhun Kayal. Bugün Prison Architect nasıl oyun? Ona bir göz atacağız. Prison Architect'ten daha önce de çok bahsetmiştim. RimWorld oynarken de galiba bahsetmiştim. Son derece başarılı bir hapishane inşa etme oyunu olduğunu söylemiştim. Zaten isminden de anladığınızı tahmin ediyorum. Bugün işte ciddi ciddi nasıl oyun konsepti içerisinde ele alalım istedim. Ve bu videoyla karşınızdayım. Şimdi ben biraz zaten önden hazırlığı yaptım. İlk şeyi hani Europa Universalist olduğu ya da olacağı gibi hangisini önce yayınlarım bilmiyorum. İkisini aynı anda çekiyorum aslına bakarsanız. Böyle saatlerce hazırlık aşaması olmasın diye böyle planlar yaptım. İlk bir duvarları çektim vesaire, böyle resepsiyon kısmını falan ayarladım. Şimdi esas mevzuya giriş yapacağız. Ama ondan önce göstermek istediğim bir şey var. Oyunda eğer bilmiyorsanız şurada Reports kısmından girip bakabileceğiniz Grants diye bir kısım var. Buradan iki tane grant aldım ben. Basic Detention Center, Administration Center diye. Bunun olayı şu: önden size bir para veriyor. Mesela bir tanesi 20 bin dolar önden veriyor, bir tanesi 5 bin dolar önden veriyor. Ve size mesela yapmanız istediği şeyler veriyor, söylüyor. Mesela Basic Detention Center altında Holding Cell, Shower yani duş, Yard yani gezilecek yer, işte mutfak, kantin vesaire gibi yerler yapmanızı istiyor. Bunların hepsini yaptığınız zaman paranın kalanını, yani 10 bin dolar daha, diğerini yapınca da 5 bin dolar daha alıyoruz. Bu hem size yol gösteriyor hani hapishanenizi inşa ederken neye ihtiyacınız olduğuna dair, hem de işinizi biraz kolaylaştırıyor. Finansal açıdan en azından kolaylaştırıyor. Bunu söyledikten sonra şimdi inceden işe girelim. Öncelikle ben şurada bir resepsiyon yapacağım. Bunu kimse istemiyor olmasına rağmen. Burası zaten indoor office desk. Hemen şöyle. Oy Allah. Tabi bazı tuşlara alışmak o kadar kolay olmayabiliyor. Şuraya koyayım bunu. Bir tane sandalye. Bunu buraya koyayım. Ondan sonra bir tane de masa koyayım. Bu tamam oldu diye tahmin ediyorum. Evet. Onun dışında hemen şöyle büyükçe de bir concrete değil, brick. Ben brick'i daha çok seviyorum concrete'den ziyade. O ne demek? İşte biri tuğla, biri beton. Tuğlayı betona tercih ediyorum. Hemen şuraya şu kapıyı da yerleştireyim. Buraya da bir tane kapı koyayım. Burası bizim holding cell'imiz olacak. Yani ya bekleme gibi değil de işte. Açıklayamadım çok da. Hemen şurayı da tamamlayayım. Hop. Böyle yapınca olacak herhalde. Neyse, inşa edelim. O üniforma geldi. Üniforma gelince hemen. Bunu ilk günümüz gibi kabul edin. Burası da olacak galiba. Tamam. Ayırmadı otomatik olarak. Bazen oluyor öyle. Oluyor öyle değil. Birazcık değişik çalışıyor şu. Şuraya da şunu yapmak gerekiyor. Oo, ne yapıyorsunuz oğlum? Burayı niye yıktınız? Tamam. Normal. Böyle şeyler oluyor. Hemen geri alıyorum onu. Ya işte bina yapma şeyinde öyle bir durum olabiliyor. Önceki binalarla yenisini yapınca direkt otomatik olarak şey yapma gibi bir durum olabiliyor. Neydi onun adı? Yıkıp yenisini yapmak gibi bir durum olabiliyor. Hemen şöyle elektriği de buradan böyle geçireyim. Gördüğünüz üzere burada ben elektrik jeneratörü ile su şeyi de yaptım. Önden biraz yani dediğim gibi hazırlıkları ayarladım. Şimdi şuradan odadan hemen bir holding cell. Şöyle çekelim holding cell'i. Ne yapmak lazım? Tuvalet ve bench. Peki. Tuvalet. İki tane tuvalet yapalım. Şu tarafa yapayım ama. Tuvaletleri. Hemen. Şunları da arkasından ekleyeyim. Ayırayım böyle insan gibi girsinler tuvalete. Suçlu da olsa o da insan. Bir tane şundan şöyle şey yapayım. İki tane de aslında iki tane şunlardan da koyayım. 4. Vazgeçtim. Şey yapacağım. İki katlı. 8 kişilik böyle bir yer olsun. Çünkü ilk başta 8 kişiyi alacağım hapishaneye. Ha, burada ne demiş? İki tane guard ve iki tane cook. Yani aşçı almam gerektiğini söylemiş. Hemen şuradan su da çekeyim. Şunlara. Burası aynı zamanda
Yani yan tarafta duş olacağı için hemen onu da tamamlayayım. Duş. Yani holding seri tamamladığımız için üstünü çizgi gördüğünüz üzere sol tarafta. Buraya objectler hemen shower head birkaç tane yerleştireyim. Hatta yapmışken tam olsun şunları iyice tamamen hemen yemek yenecek yer yapmak lazım ki aç kalmasın. Hayvancıklar. Yalnız hakikaten yazdım. Bu mahkuma hayvan gibi davranmış olmam da şahane oldu. Hitap etmiş olmam diyelim. Davranmadım sonuç itibariyle. Öyle davranmayacağım ben. Şuraya stop. Burayı doğru yapmak lazım. Şu ünlem işareti çıkıyor çünkü hani yemek yiyebilecekleri yer yok. O konuda beni uyarmak için çıkıyor. Bir yandan da tabii ki hemen şuna da başlayalım. İki tane ofis yapmam gerekecek. O ofisleri yapmak için hemen staff kapısı da koyayım şunlara. Şuraya da şunları yerleştireyim. Hadi burayı da tamamlayalım yapmışken. Hızlıca yapayım ki artık bir an önce şeye başlayabilirim. Hemen şu yardı da tamamlayayım bu arada. Yardı. Yardı tabii çok da bir şey olmasına gerek yok. Secure behind enemies. This one door demiş. Ha, tamamdır aynen. Yardı da yapmış olduk böylece. Ya çok fazla bir şey istemiyormuş ama oraya aslında bakarsan hemen iki tane şöyle weight bench koyalım. Dört tane koyalım hadi. İki tane şundan koyalım. Bir de tuvalet yapmak lazım buraya. Şöyle yapalım. 5 olsun. Hemen iki tane kapı. Hop. Hemen şuraya da onlar yapılabilirsinler. Kitchen. Güzel. Canteen. O da şahane. Şimdi buraya ne gerekiyormuş? Cooker, fridge ve sink gerekiyormuş. Hemen. Şöyle bin de koyayım şuraya iki tane. Fridge. Bu fridge'in önü neresi, arkası neresi? Hep bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Şurası olsa gerek. Hadi üç tane yapayım. Cooker'da hemen. Hop. Şöyle iki tane yapayım. Sink'i de şuraya iki tane koydum muydu? Şunu olmaz orada tabii ondan sonra. Cooker'ı tekrar şöyle yerleştireyim. Hemen şuradan elektrik de çekeyim. Çok düşünmeden, çok ilerisini hesaplamadan yapıyorum biraz ama artık çok da dert değil. Burada ne istiyor? Ha, serving table ve table bench. Tamam, hemen onları da ayarlayayım. Serving table. Şöyle iki tane yerleştireyim diyeceğim. Sığmadı. Peki. Bir tane böyle koyayım, tamam. Bench. Table. Hop. Table. Bir tane daha table koyayım. Kalabalıklaşacak nasıl olsa en sonunda. Şuraya suyu bağlamak gerekiyormuş. Hemen suyu da bağlayayım. Ha, şimdi. Güzel. Bu ilk kısmını bitirdik. İki tane guard ve hemen iki tane guard, iki tane de cook. Bitti. Şimdi onları tamamladık. Tekrar şuraya bakayım. Ha, yeni şeyler açıldı. Inmate Well-being, Bureaucracy, Prison Maintenance falan demiş.
Neyi seçeyim? Medical Ward. Tamam, şunu yapayım. Şimdi iki tane ofis kısmını da hemen hızlıca ayar diyeyim ki artık bir sonraki aşamaya da geçebilelim. Buraya elektrik bağlamam gerekiyor. Ama 3 tane guard tutmuşum. Peki, lazım olacak zaten eninde sonunda. Office desk chair filing cabinet. Fazla fazla yapayım ki. Yine dediğim gibi ileriki zamanlarda lazım olacak bu şeyler bize. Staff'tan hemen bir tane warden tutayım. Bu da tamam. Finance ve bürokrasi. Şimdi bürokrasi denen de bir şey var. Neydi onun adı? Böyle bir hani şey, ne derler? Araştırma ağacı gibi, research ağacı gibi düşünün. Bir şey var. İlk hani müdürümüzü tuttuktan sonra böyle şeyler yapabiliyoruz. Ne derler ona? Geliştirmeler yapabiliyoruz. Yapmaya başlayabiliyoruz en azından. Şimdi başladık zaten ilkine. Bakalım. Ha, bu arada artık yarın ilk şeylerimiz de gelsin. Unavailable değil. Fill capacity de sec. Fill this for. 8 kişi gelsin. Bunu azalt abi. Tamam. Orta ve düşük suçlar işlemiş olan adamlardan getirtiyoruz artık. Şimdi buradan bu suyunu şöyle bir derdimiz olacak. Mal gibi ben çektim için suyu. Buradan yürüsün gitsin ya bu hafta. Zaten bir taraflara daha tek kişilik şeyleri neydi onları tek kişilik hücreleri falan yapmaya başlayacağım. Oraya zaten yine su gerekecek falan filan. Yani şimdi böyle birazcık bekleyerek geçiyor en hızlı olmasına rağmen geceler. Gerçi bu birazcık hiç kimsenin olmasıyla da alakalı. Oyun bir yerden sonra size daha farklı şeyler de veriyor. Hani uğraşmanız gereken dertler de veriyor. Bir yandan da aslında ben hemen şu medical ward kısmını halledeyim işin. Hmm, 8'e 8 olsa yeter şimdilik. Tane kapı yapayım. Şuraya yapayım. Başka ne vardı bununla alakalı? Bir şey daha yapacaktım. Ha, hire accountant şu an. Muhasebecimizi de aldık. Dolayısıyla bir tanesi daha sona ermiş oldu. Bakalım hemen yeni bir grantımız var mı? Var, olmaz mı? Sel blokey. İşte esas mevzular burada başlıyor. 15 kişilik bir kapasiteye sahip şey yapmamızı istiyor. Neydi onun adı? Hapishane yapmamızı istiyor. Doğal olarak. Ya bu kapılar mı niye böyle sürekli yan kaldılar? Onu bir türlü anlamadım. Dismantle diyelim hepsine. Bir daha yapalım. Yan yapmadım diye mi acaba? Object diyelim. Staff door. Ha, aynen. Benim yan yapmam gerekiyormuş. Bunları çevirmeyi unutmuşum. Dismantle diyelim. Ya oyun acayip keyifli arkadaşlar bu arada. Hani daha başlangıç aşamasındayız ama eyvah bir dakika şeyi niye yapamıyorum? Medic Nursery mi? Yok. Medic. Oha. Medical Ward. Peki.
doktoru research etmemiz gerekiyormuş galiba. There are no prisoners. Oh. Aslına bakarsan hazır şeyler var. Bak bunu görmemiştim ben. Mantıklı. Bu bayağı mantıklıymış. Güzel. Beylik güzelliği. Ulan. Tüh bak ya. Neyse. Of birkaç tane şundan yapayım ya. Allah Allah, niye tam denk getiremiyorum ya? Ha şunu çünkü yanlış koymuşum. Tamam. Bak bu yeni bir özellikmiş arkadaşlar. Patch gelmiş benim oynamadığım dönemde bu oyuna. Dolayısıyla da bak bu şahane bir özellikmiş ama ya. Laf diye yapıyorsun her şeyi. materyal. Concrete tile'ları şöyle bir şey yapayım. Yeni gelen arkadaşlar. Aranıyorlar. Ve kabul ediliyorlar. Peki. Maintenance'ı da artık ondan sonra açayım. Of ya. Quick build olayı bayağı iyiymiş. Bak bunu daha önceden... Tüh. Bir iki tane şundan yapayım. Hemen staff'a bir işte alayım. Bir tane daha guard alayım bu arada. 8 kişiler zaten. Şöyle bir tane aslında staff kapısı yapayım. Ya çok anlatamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Hani belli bir süreyi de geride bıraktık ama yani oynarken gördüğünüzü tahmin ediyorum. Yani olay özetle aslına bakarsanız bu. Belli bir hapishane inşa ediyorsunuz. Adamlar geliyorlar. Onların ihtiyaçlarını falan karşılıyorsunuz. Bu işte dediğim gibi genişliyor. Bunları açtıkça yeni şeyler... Ha misal. Cleaning the ground lazımmış. Hemen bir foreman aldım. Yeni stafflardan hani ha öyle bir olay da var bu arada. Az evvel baktım şey şuydu. Ama holding cell'e niye geçmiyor? Aa. Bug mı oldu bu niye? Nursery mi yapmak gerekiyor?
Yo. Infirmary. Şu infirmary'i yapayım şuraya da. Allah Allah. Bir kişi niye öyle kaldı onu çok anlayamadım açıkçası. Onu nasıl çözeceğiz? Hiçbir fikrim yok şu an. Bir yandan düşünüyorum ama. Çözemeden yani videoyu bitirirsek çok acı olacak. Şu kapıyı şuraya. Allah. Yan içinde ha yapayım. Bir tane doktor. Objects. Şuraya hemen medical bed. Staff, psychologist yapmak lazım. Psychology tamamdır. Evet. Allah Allah. Bak, niye? Bladder misali. Psychologist required show needs. There are no free cell diyor da. Nasıl olmaz free cell yani? Var halbuki. Quick build diyelim. Var mı özel bir durum? Shared cell. Bir tane shared cell yapalım ya. Tane doktor istemiş. Pardon. Hemen bir tane daha yapalım. Object nerede? Şuraya bir tane daha yerleştirelim. Psikolojist. Psikolog daha doğrusu. Psychologist diyor kendisi. Tamam. O da geldi. Ha, janitör. Bir tane janitör alalım ki. Bu da tamam. Intake'e bakalım. Niye 11 bir de yani? Ya buraya dismantle. Dismantle. Şey koyalım bakalım ne olacak? Normal yatak koyalım. Quick hakikaten çok kolay bir biçimde. Holding cell koyamıyor muymuşuz? Koyamıyormuşuz. Tamam. Bu arkadaş niye böyle ya? Ben onu anlamıyorum ki. Çok ilginç. Nursery yapayım hemen bir tane. Hadi bakalım ne olacak. Bu mal gibi yapmışım yine bak burayı. Çok dikkat etmeden yaptığım için tabii. Hemen bir tane de kapı koyayım şuraya. Çözemedim o şeyi. Nursery yerleştiriyorum şuraya. Ha family cell. Hemen family cell yapalım orayı. Ya ulan. Bed. Crib. Tuvalet. Showerhead. Böyle bir özelliği varmış. Mesela kadın şeyler de yoktu. Benim daha önceki oynadığımda. O da yeni eklenmiş bir şey. Yeni görünce ben hemen kadın hapishanesi yapayım istedim. Öyle yapınca da tabii farkında olmadım. Yeni şeyler çıkmış oldu. Yani problemler çıkmış oldu karşıma. Su da çekeyim şuradan. Şunlara. Bunları kadar yetiştirebilir miyim? Ufak şeyler. Şimdi büyük borularla küçük borular arasında şöyle fark var. Yani büyük borular daha basıncı yüksek olduğu için daha uzağa gidebiliyor. Ama küçük borularla hani
daha kısa mesafeler verebiliyorsunuz suya. Dolayısıyla onu düşündüm az evvel ama problem olmadı güzel. Oğlum şu quick olayı çok sevdim ya. Hydrate falan çok kolaymış yapması. Classroom, kitchen, canteen, luxury set, solitary set, basic set, shared set. Şundan bir tane alayım. Intake. Bayağı keyifli oldu. Şahane. 15 kişilik böyle bir şeyimiz olunca onu da tamamlamış olduk. Staff room. Hemen bir staff room yapalım. Command room mu oluyor? Yok. Command room şey için. Staff room yap. Tüh. Kolaya kaçacaktım onu da mis gibi yapacaktım. Olmadı. Neyse peki o zaman. Daha fazla yani şöyle grant'leri göstereyim. Sonraki aşamada mesela ne var? Prison maintenance. Yani bunun bir kısmını yaptık zaten. Hadi seçeyim onu. Mesela ziyarete gelmek isteyenler için ayrı bir olay yapıyorsunuz. İşte cell block B denen bir kısım var. Daha fazla şeyinizi arttırmanızı istiyor. Neydi onun kapasitenizi arttırmanızı istiyor vesaire vesaire. Yani aslında son derece detaylı bir oyun. Uzun uzun oynamanız da yani uzun saatlerinizi alacağı çok bariz zaten. Yani benim şu saate yani şu güne kadar oynadığım toplam oyun süresi yaklaşık işte 40 saat falan. 40 küsür saat. Verdiğim paranın hakkını fazlasıyla veriyor. Dolayısıyla Prison Architect nasıl oyun diye düşündüğümüz zaman ya da sorduğunuz zaman yanıtı gayet güzel bir oyun. Bak eğer türe, yani inşa etme türünü seviyorsanız vaktinizi fazlasıyla alacak bir oyun ve verdiğiniz paranın hakkını da verecek bir oyun diyerek bu haftaki ne ya? Bu nasıl oyun videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Doğrudan bana ulaşmak isterseniz de Orkun Kayalp olarak beni Twitter'dan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.